sonra şimdi bu çamaşırı yaptıktan sonra. Gecelerim uzun olur. Gecelerim. Sabahlarım da. Herkese iyi geceler. İyi geceler diyorum çünkü saat 11'e geliyor. Ve ben şu an yine krize girdim. Yemek krizi. O krizimi de görmüş olduğunuz gibi kayısı çayımla atlatmaya çalışacağım. Midemi onunla dolduracağım. Bir de böyle anlarda bol su için diyorlar hani mide dolduran. Boza iç. Güzel. Ben bugün bir bardak içtim. Bir bardak içtim ben. Anıl'a güzel güzel peynirler aldırdım. Ezi nedir, tulumdur, örgü peynirdir. Onun bir peynircisi varmış. Hayır, sakın. Cevizli sucuk aldırdım. İşte bu içi fındık ezmeli şey. Neydi o fındık ezmeli? Bir getir onu bana da. Yok, bu fındık ezmeli değil. Bu pestil. Bu bildiğimiz klasik pestil. Fındık ezmeli rulo gibi. Narlı ceviz içinden aldırdım. Sucuk diye de geçiyor. Alkol. Şu an onları bana yaz. Ya yeme lütfen. Anıl. Şimdi bunları alıp yiyor. Bana gösteriş yapıyor arkadaşlar şu an. Bu var ya, efsane bir şey ya. Bu nedir ya? Bir de şurada. Narlılar güzel oluyor. Da, yani bunu çok sevmiyorum ama yine de aldırdım. Egemen falan da yerdi. Bunu çok sevdi. Egemen görmesin çabuk. Kaldır. Kaldır bunu. Onun haricinde yine 2 gün önce bir alışveriş için çıkmıştık genel. Bugün de yine bir şeyler almaya gittik. Ne aldık biz bugün? Brokoli, mandalina, ayva, yine ayva. Anladık, ayva tatlısına artık nefret edeceğim, yapma diyor ama ben yine yapacağım. Başka ne aldık? Dolap ötüyor artık, kapat. Domates aldık. İşte ıvır zıvır aldık. Çikolatadır onun tarzı. Ama onlara gemen görmesi diye sakladık. Öyle arkadaşlar. Anıl'a tavuk aldırdım. Yarın arkadaşım gelecek Demet yemeğe. Hep birlikte onu da çağırdım. Fırında tavuk, böyle yoğurt soslu güzel bir tavuk yapacağız. Anıl yapacak. Ben bir kaş aldırmaya gideceğim ve boyatacağım kaşlarımı. İşte geleceğiz, yemekle uğraşırız. Egemen zaten evde biliyorsunuz ve bu aralar hava inanılmaz soğuk. Aşırı derecede. Her yerde olduğu gibi. Sonra öyle yemeğimizi yeriz. Yani ipin ucu kaçıyor arkadaşlar. Ben biliyorsunuz doğumdan sonra 60 kilodan aşağı inemiyordum. Bir azimle 52 kiloya kadar indim. Şu an aç karnına 54 kiloyum sanırım. Aynen. Ve yani ipin ucu gitgide kaçıyor, kaçıyor. Gece yemeleri acayip beni sıkıştırıyor yani. Bugün gündüz kendimi çok sıkmadım. Bugün yemekte güveç vardı. İşte patlıcanla, etli patatesle falan pilav vardı. 2 kaşık pilav, 2 kaşık yemekten yedim. Nohut. Onu da söyleyeyim size. Onu da göstereyim. Bakın. Şöyle bir şey yaptım ben. Bu nohut neydi? Nohut kızartması gibi. Hatta bir tane yiyeceğim. Cips gibi. Hele ilk yaptığınızda yediğinizde daha güzel oluyor. Gerçekten. Ama kalorisi düşük bir şey değil. Bilginiz olsun. Şurada bir tane hafif bir atıştırma da katacağım ya. Çok az şundan yiyeceğim arkadaşlar valla. Soyulmuş şey. Azıcık bir şey yiyeceğim onun yanına. Dediğim gibi kendinizi tutmanız gerekiyor. Aşkım uyumadın sen hala, neden? Neden uyumadın öğrenebilir miyim? Çünkü sabah 12'de kalkıyor. Pardon, öğlen. Öğlen 12'de kalktığı için uyumuyor. Oyna. Oyna. Yanağın niye kızardı senin? Oynama yok mu? Oynama yok diyor. Neyse o zaman. Yarın tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Günaydın. Saat 12'ye geliyor. Ben 11 gibi uyandım. Çok hafif bir kahvaltı yaptım bugün. Kameramı şarja koyacağım. Dünden koymayı unutmuşum. Biraz şarj olsun.
Dışarı büyük ihtimalle götüremeyeceğim. Hemen zaten kaşımı aldırıp geleceğim. Bir de canım kapuska çekiyor. Yarın büyük ihtimalle kıymalı kapuska yapacağım. Gelirken beyaz lahana almayı unutmazsam eğer alıp geleceğim. Onun haricinde Egemen daha kahvaltı yapmadı. Reçelle beraber ekmek yiyor babasıyla mutfakta. Öyle. Bugün hava yine kapalı ve yağmurlu ve soğuk. Ben de hemen çıkayım, işimi halledeyim. Bu halde artık daha fazla çıkmak istemiyorum. Çünkü çok rahatsız oluyorum ben. Görüşürüz. Eve geldim arkadaşlar. Bir hışımla kaşlarımı renginde açtırdım. Nihayet şu an rahatlamış olabilirim. Şu an rahatladım. Yine bir şeyler aldım. Ama öyle çok abartılı bir şey değil. Zeytinyağı aldım. Beyaz lahana. Hatta göstereyim. Zeytinyağımız nerede? Ama yukarı kaldırmış. Şöyle beyaz lahana, biraz soğan. Bir de şuradaki, yakınlaştırayım mı? Şuradaki zeytinyağını aldım arkadaşlar. Çok uygun fiyata geldi bu yağ bana. 2 litresini 60 liraya aldım. İndirim vardı Migros'ta. Asla kaçırmak istemediğim indirimlerden. Öyleyiz. Kırıldı. Baba, ben düşürdüm. Baba düşürdü. Ha, şey mi söylüyor saç kurutma makinesine? Ya baba düşürdü, kırdı oğlum onu. Baba düşürdü. Baba anne yeni makine alacak. Arkadaş. Evet. Çamaşır toplayayım ben biraz. Ay burası kapalı kalmış. Vallahi bıktım camlardan, her şeyden, ev işinden. Ay vallahi insana gına geliyor gerçekten ya. Bir de soğukta hani çok fazla bir şey de yapmak istemiyorsunuz. Dışarı çıkmak istemiyorsunuz. Çocuk var, soğuk, üşütüyor filan falan filan derken. Ha şu atleti görmüşken ebebekte, bebekler için bu beyaz atletlerden hep alıyordum ben. Uzun kolluları gelmiş. Ama almadım. Tanesi ne kadar olmuş biliyor musunuz atletlerin? Ben ne kadar alıyordum? 6-7 liraya mı ne alıyordum? 20 lira olmuş. Ama uzun kollu diye de olabilir. Uzun kollar bir tık daha pahalı oluyor olabilir. 5 al. Aman 6 al 5 öde kampanyası vardı. Ama almadım. Gerek yoktu şu an için. O yüzden. Bu ay başında, ay başı derken yani Şubat'ın ikisi gibi olur büyük ihtimalle. Bebeğimin 3 yaş kontrollerine götüreceğim. Göz doktoruna götüreceğim. Çocuk doktoruna götüreceğim 3 yaş muayenesi olarak. Burada bir şey hastanesi var. Büyük Anadolu hastaneleri var. Meydandakine götüreceğim. Daha önce de oraya götürmüştüm zaten. Dudağımı şöyle bir ruj sürdüm. Saçımı topladım, geldim. Bayağıdır da sohbet etmiyoruz aslında. Çok fazla uzatmadan birkaç bir şey söyleyeceğim. Ne diyecektim? Vallahi günler böyle geçiyor arkadaşlar ya. Portakal aldım. Bir tane portakal kalmış evde. Bilseydim olmadığını alırdım. Şöyle de dün bir mandalina almıştık. Mandalina aracının portakal çekti nedense. Herhalde C vitamin eksikliği de olabilir bende. Ha onu dedim işte 3 yaş kontrolüne götürürüz. Göz doktorudur, çocuk doktorudur. Bir muayene ettiririz Egemen'i. Aşkım. Mandalina şey portakal yiyeceğim ama soğuk mu biraz? Onun haricinde işte şarj aleti sipariş ettim hızlı şarj edenden. Dün kargoya verilmiş. Bakalım büyük ihtimalle yarın gelir. Oğlum bıçak var elimde. Yerim seni. Egemen'le böyle evde takılıyoruz arkadaşlar. Bugün Anıl evde. Söylemiştim herhalde. Beraber tavuk yemeği yapacağız. Akşam da arkadaşım gelir. Kahve Mama, içeriz. Sohbet ederiz. Belki çay yaparım. Çay içeriz derken öyle otururuz. Ivır zıvır da Egemen'i çok göstermemeye çalışıyorum. Babana ver açsın hadi. Telefonu ver babana açsın. Babana ver açsın. Bakmak istiyorsan bak biraz. Saat 3 oldu bu. 3 olmuş. Hangi ara 3 oldu saat ya? Kaşımı aldırmaya gittim, geldim.
İşte biraz şeyde oyalandım. Migros'a uğradım. Sen aç, sen, ben yolladım. Bırakayım. Mandalina be. Mandalina mı vereyim? Tamam. Vodafone da beni arıyor ikide bir ya. Ay bu portakalı sevmedim. Çok susuz. Daha önce aldığım vardı, çok güzeldi. Zaten bir tane kalmış. Gerçi de şöyle. Bayağı bir susuz ama ya. Başka ne var arkadaşlar? İşte Perşembe günü Sedef'i çağırdım. Çağla gel dedim, oynasınlar. Çünkü beraber oynamayı seviyorlar. Dediğim gibi arada tartışsalar da, kavga etseler de sonuçta çocuk yani hani. Çocuk çocuk istiyor. Düğüne bir temizlik yaptım. Çamaşırlar asıldı, ev süpürüldü, tozlar alındı. Genel öyle şey yaptım. Yanına tavuğun ne yapsam diye düşünüyorum da şey, makarna mı yapsam? Şu kulak makarna var ya, onu çok seviyorum. Böyle içi sosla doluyor hani. Kulak mı derler ona? Yok. Kulak mı diyorlardı ya? Böyle hani biraz daha büyük, içi böyle şey dolgulu gibi. Belki domates soslu bir makarna yapabilirim yemeğin yanına. Pilav daha yeni yedik. Yemenin için hazır mantı yapacağım. Bir de yoğurt çorbası yapabilirim. Egemen çünkü yoğurt çorbasını seviyor. Hatta portakalımı yiyeyim. Yoğurt çorbası hazırlıklarına başlayayım. Biz de önden şöyle bir yeriz tavuğun önünden. Öyle kış vakti böyleyim valla. Bakın elimde portakal yiyip oturuyorum. Yani başka yapacak çünkü bir şey yok. Yemen de öyle. Ortada bisikletiyle dolanıyor. Arada boyama yapıyor. Arada işte o yazı yazıyor. Bir şeyler yuvarlak yazı yazıyor derken yuvarlak çiziyor işte. Karalıyor falan filan öyle. Müzik aleti var. Onu sürekli çalıyor. Böyle geçiyor günler. Neyse birazdan şeyini yapayım. Dur vereyim ama. Portakal yer misin? Dün bir tane portakal yemiş. Bak bakayım. Ekşi gelmez inşallah. Ye. Gece de yatmadan bir maske süreyim yüzüme. Bayağıdır sürmüyorum. 10 günü geçti herhalde yaklaşık bir şey sürmeyelim. Cildimde bu sefer siyah noktalarla doluyor. Arpa şehriyeli yapıyorum arkadaşlar. Önceden şöyle arpa şehriyemi suda haşlayayım dedim. Burada terbiyemi hazırladım. Bir yumurta sarısı, bir su bardağı yoğurt ve 1,5 yemek kaşığı un koydum. Söylediğim makarna bu. Ankara'nın şu ne diye geçiyor bilmiyorum. Klasik makarnası. Kulak mı? Dolgulu bir şey. Çok güzel içine doluyor ama... Bunlar yapmaya karar verdim. Bunu koyacağım. Ha mantı makarnaymış bu da. Tamam. bunlar yapmaya karar verdim. Bunu da dün aldık. Kayseri mantısı diye geçiyor. Soya kıyması içermez diyor. Bilmiyorum yani. Bunlar yapacağım. O da Egemen için. Yani bununla yoğurt çorbasını Egemen için yapıyorum desem yeridir aslında. Çünkü o tavuk yemiyor. Bugünü öyle bu şekilde bitirmiş olur, yemiş olur. Ben de görmüş olduğunuz gibi buradayım. Yemeklerimizi yapalım. Demet'in gelme saatine de çünkü ona göre ayarlayalım. Çok da erken yapmak istemiyorum. Saat 4'e çeyrek var. O 6.30 gibi anca gelirim dedi. 5 gibi filan herhalde başlarız. Geç mi olur? Ya da 4.30. Yani bir 45 dakika sonra filan tavuğu soslamaya, işte patatesi doğramaya, diğer malzemelerini filan hepsini koyup fırında pişeceği için biraz geç pişecek. Yani bir saatten fazla uzun sürer diye düşünüyorum. Öyle çorbamız da hazır olmuş olur. Mantımı da yapmış olurum. Egemen'i ayırırım. Bir kase mantı. Biz de yeriz. Çorbamı yaptım. Bakın şöyle çok güzel oldu. Egemen'e sonra içireceğim. Şu an babasıyla beraber mantı yiyorlar. Ben biraz kendime koyacağım.
Şöyle biraz kendime mantar ayırdım. Ev yapımı yoğurduğumuzla beraber babasıyla Egeme mantı yiyor. Burada da biraz kaldı. Bunu da ayırdım. Akşam yine acıkırsa mantıyla çorba veririm diye düşünüyorum. Şimdilik böyleyiz. Birazdan da tavuk hazırlıklarına başlarız. Arkadaşlar Egemen'i unuttum. Geldim bana. Çok güzel kokmaya başlamış. Yemeğimizi koymuş. Tavuğumuzu güzelce pişsin. Kaç dereceye koymuş? Son 180 mi? 180. 45 dakika. 1 saat. 1 saatten fazla pişer bu. Öyle. Demek ki çıkmış. Geliyormuş. İyi, o gelene kadar yemeğimiz hazır olur. Çorbam da var. Kola al dedim gelirken. Kola içeriz. Başka. Kola var. Aa, neyse. Gece lambamı da yaktım. Burada biraz Egemi uyutmuşken dinlenmek istiyorum. Aslında bugün bir şey yapmadım, yorulmadım. Saat tam 6:25 var. Her kitap da burada oğlumun. Ben de buradayım. Şöyle mi göstersem kendimi? Aynen böyle bayağı iyi çıkıyor. Öyleyiz vallahi arkadaşlar. Aynen tozlanmış mı diye baktım da beyan yok. Sürekli siliyorum yani hangi ara tozlanacak. 3-4 güne bir sürekli aynı siliyorum ben. sesli konuşamıyorum. Yani ne diyecektim? O gelir işte kahve falan içeriz. Şarj aletimin kafasının bir türlü gelmesini istiyorum. Hemen gelmesini istiyorum yani bir türlü derken çünkü dedim ya çakma hani bir şey kullanıyorum ve bu da telefona zarar veriyor. Yani kablo çok önemli değil bildiğim kadarıyla ama o kafası daha önemliymiş sanırım. Ben öyle biliyorum en azından. Dışarısı acayip soğuk. Şöyle bir göstereyim hatta size de. Ay ortalık buz gibi arkadaşlar. Buradan bile soğuk sanki şey yapıyor gibi, geliyor gibi. Durum tam olarak böyle, hava kararmaya yakın. Yemeği yedim ya, üzerime bir ağırlık çöktü. Niye öyle oldu ışık? Kendine gel, kendine gel. Kamera da şaşırdı, orada ışık farklı, burada ışık farklı. Gece yatmadan da bakımlarımızı yaparız. Kaşlarımı boyattım. Ay boyatmak ne kadar değiştiriyor ya. Aldırmakla boyatmak gerçekten. Mor şampuanı kullanıyorum. Bu arada ikinci aldım. Yani en sevdiğim mor şampuan da çok daha güzel. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Ben diğerini 5 dakika bekletmedim. Ama en sevdiğim kelimesini 5 dakika beklettim. O da sanırım etki etti. Aynen. Yani baksanıza. Bence etki etmiştir yani. Demet gelince artık açarız. Onunla da biraz bir şeyler konuşuruz. Yemeğimiz pişti. Ay çok güzel gözüküyor. Kolalarımız da burada. Demet de burada. Fotoğraf çekiyor şu an yemeğini. Egemen de yeni uyandı burada. Hadi bakalım yemeğimizi yiyelim. Sıra kahvede. Burada mantarası var. Tamam. İçtin mi sütünü? Heh. Hep Damla, tamam Damla da süt içmişsin. Teşekkür ederim. Tamam. Kahve mi Egemen o? Kahve. Kahve mi içeceğiz? Kahve. Bak kahve. Biraz da süt koyalım. Tamam bir işlerim.
yapıyorum şunu. Tabii canım. Selam. Kahve keyfi. Kahvemizi içiyoruz. Çok kaynar değil. Değil mi? Evet. Ah, bu kaynar değil. Benim ağzımın bir şey. Ben hiç sen iyice alışmışsın. Kaynar kaynar içmeye alışmışım. Ay bu bisküvi de güzelmiş kankiler. Göremiyorsanız ama bisküviyle. Peki Tomuz. Göğüs stresi ve yorgunluğunu atıyoruz. İyi gelir değil mi çikolata? Tatlı. Yes. Çıkar yapamazsın. Demet şimdi gitti arkadaşlar. Ben de yüzme maske yapacağım. Ay bir ara ışık vuruyor. Nereden olduğunu şey yapamadım. Neyse. Şu Ordinary'nin maskesini kullanacağım. Origins'in maskesini kullanacağım. Glow Canuts. Yani ışıltılı şey. Hindistan cevizi. Şöyle bir beyaz bir maske. Hiç şey yapmadan sürüyorum. Nemlendirme falan yapmadan sürüyorum. Saat de 10'a geliyor bu arada. Güzel kokuyor. Çok güzel bir kokusu var. Yemeğimizi yedik. Kahvemizi içtik. Oturduk. Sohbet muhabbet derken saat 10 oldu. Artık sonra da yatmaya hazırlık. Bu aralar çok geç uyanıyoruz. Egemen de geç yatıyor. Geç uyanıyor. Gün içinde de 40-45 dakika anca uyuyor. Demet'le de planlarımız var bakalım. Bir hafta sonunda beraber kahvaltıya gideceğiz. Ayarlayıp ikimiz birlikte. Güzelce sürdüm. Hatta biraz daha sürmek istiyorum. Yapmışken tam yapayım. Hem bu nemlendiriyor hem ışıltı veriyor. Öyle bir maske. Bayağıdır da bunu yapmıyordum sanki. Hep böyle şey kömür maskeleri, siyah maskeleri uyguluyordum yüzüme. Bakalım kaç dakika bekleyecek. ...10-20 dakika arası kağıt mendil yardımıyla temizleyiniz. Tamam, yıkamayacağım. Kağıt mendilini temizleyeceğim. Böyleydi arkadaşlar. Yarın da şöyle bir iyi bir ışık bulsaydım. Aslında ışık güzel ama neyse. Yarın da Sedef gelecek. Çağın'la beraber biliyorsunuz Egemen. Güzel güzel oyun oynuyorlar. O gelecek. İşte onunla beraber otururuz. Şey yapacağım. Nutellalı milföy. Milföy almıştım. Nutellalı milföy yapacağım. İşte hazır böyle küçük böreğim vardı. Ondan çıkartırım. Aslında Sedef diyette bana bir şey yapma dedi ama olsun. Yine de yapayım. Dursun. Çocuklar da yer belki. Çağın yiyebilir yani. Onun haricinde başka şey çay demlerim. Kahve içeriz. Derken öyle otururuz. Kuru yemiş falan yeriz. Atıştırmalıklardan atıştırırız. Yarın da o şekilde geçer. Yarın kapuska yapmayacağım. Çünkü hani Sedef'te olacağı için onunla uğraşmak istemiyorum. Geceden büyük ihtimalle babamlar bir şeyler yapar Anıl'la beraber. Birazdan hatta şimdi. Bir maç varmış. Babam maç izliyordu. Böyle günler geçiyor arkadaşlar. Kış vakti evdeyiz. Genellikle ben de evdeyim. İşte ev toparlamayla. Yani dışarı çıkarsam da mesela bugünkü gibi Egemen'i Anıl'a bırakıp çıkıyorum. İşlerimi hallediyorum bir işim varsa. Arada yine böyle Demet'le hani görüşme buluşma oluyor. Yine olacak. Yani Sedef'in yanına gidiyorum işte arkadaşlarımla falan buluşuyorum geliyorum bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama havada hani soğuk olduğu için çok öyle fazladan bir ekstradan bir şey yapamıyoruz
Anıl'la yine işte en son sinemaya gittik. Benden Ne Olur filmine hala gidemedim. Bergen filmini de bekliyorum. Bergen filmini daha çok merak ediyorum. Bakalım. Ona da inşallah gideriz. Perşembede evde oluruz büyük ihtimalle yine Egemen'le. Yarın Sedef gelecek. Perşembe evde oluruz. Yemek yaparım. Cuma günü de Anıl izinli. Egemen'i o oyun grubuna götüreceğim. İşte o kumda falan oynuyor. Bir saatliğine oraya gideriz. Öyle. Planlar bu şekilde, bu şekilde. Neyse ben yine kamera açarım. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.